Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Birisi yolsuzluk davası dolayısıyla, rüşvet ve yolsuzluk dolayısıyla aranacak. Aranan senin çocuğunsa alır götürürler ifadesini verir. Başbakanın çocuğuysa kimse onun ifadesini alamaz. Uzun süre saklandı. Baktık geçen gün babasıyla beraber aynı arabaya binmiş. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu devlete meydan okumadır. Ey yargıçlar, siz benim çocuğumu alamazsınız. Ey polisler, siz benim çocuğuma dokunamazsınız. Ey savcılar, siz benim çocuğumun ifadesini alamazsınız. Neden? Çünkü benim çocuğum yolsuzluk da yapsa, katliam da yapsa, hırsızlık da yapsa, rüşvet de verse, rüşvet de alsa onun yaptığı meşrudur ve onun güvencesi benim diyor. Ve buna da hukuk devletidir diye söyleyin diyor. O nedenle bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Onun çocuğunun sizin çocuğunuzla farkı ne? Ayrıca özelliği ne? Onun temel bir özelliği var. Temel bir özelliği var. Rüşvet almak. Rüşvet almak. Temel bir özelliği var. Bütün dünyanın teröre finans desteği veriyor diye damgaladığı, listeye aldığı bir adamla oturup sohbet etmek, ortaklık yapmak, onunla konuşmak. Hepsi belgeli. Hepsinin belgesi ortaya kondu. Efendim bize darbe yapıldı. Bu darbe 60 darbesinden de, 70 darbesinden de, 80 darbesinden de daha ağırdır diyor. Daha ağır olduğu kesin. Senin bütün rüşvetlerinin ortaya çıkarıldığı kesin artık. Sen bir yere kaçamazsın. Sen diyorsun ki ben seçimlerde hesaplaşacağım. Sandıkta hesabımızı göreceğiz. Demokratik bir ülkede rüşvet ve yolsuzluğa adı bulanşanların hesap verdiği yer yargıdır. Benim görevim de seni o yargının karşısına çıkarmaktır. Efendim diyor ki bu öyle bir darbe ki biz mağdur olduk diyor. Hiç kimse mağdur değil. Milyarları götüreceksin. Dünyanın en zengin başbakanlarından biri olacaksın. 12 yıl büyük ülkeyi yöneteceksin. Tek başına yöneteceksin. Astığın astık, kestiğin kestik olacak. Ben mağdur olacağım diyeceksin. Ben size bir mağduriyet olayı anlatayım değerli arkadaşlarım. Emine Akçay. Emine Akçay'ı kim? Unutmuşsunuzdur. Emine Akçay Adana'da eşi bir yıl süredir iş arayan bir kadındı. Küçük bir çocuğu vardı. Kıştı ve evi soğuktu. Son parası kaldı 6 lira. 6 lirayla gitti oduncuya. Bana odun verebilir misin dedi. Sobayı yakıp çocukları ısıtacak. Oduncu 6 lirayla bacım odun olmaz, odun satılmaz. Kendisine 10 kilo odun veriyor, torbaya dolduruyor. Al bunu götür, çocuklarını ısıt diyor. Odunu getiriyor, sobaya koyuyor. Odunlar ıslak yağmurdan. Yanmıyor. Bir eski kamyon lastiği var. Onu parçalayıp yakmak istiyor, o da olmuyor. Küçük çocuğu İsa, anne üşüyorum diyor. Üşüyorum. Saç kurutma makinesini alıyor, açıyor, prize takıyor. Bununla ısın evladım diyor. Ve yan odaya geçip kendisini asıyor. Değerli arkadaşlarım, işte mağduriyet budur. İşte mağduriyet budur. Sen milyarları götüreceksin. Milyarları götüreceksin. Yırtık ayakkabıyla siyasete girip dünyanın en zengin başbakanlarından biri olacaksın. Hala utanmadan, hala sıkılmadan bize darbe yapıldı diyeceksin. Yeter ya, yeter artık. Bu milletin ahı tuttu, ahı. Ahı tuttu bu milletin. Kalkmış bir de mağduriyet edebiliyorsun. Sen ki mağduriyetsin. Sen zalimsin. Zulmediyorsun bu millete. Sen mağrursun. Millete tepeden bakıyorsun. Biz milletin içinden geliyoruz.
Hadi canım sen de. Sen nerede, millet nerede? Millet aç, sefil, perişan vaziyette. Sen milyarlarınla oynuyorsun. Olay budur. Hepimiz bu bağlamda düşüneceğiz ve mücadele edeceğiz. Amacımız neydi? Bir ağaç gibi tekvehür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamak. Hepinize teşekkür ediyorum.